attığı gollerle 2-0 yendi. Ligde prestij maçı olarak başlayan karşılaşmada dikkat çeken diğer önemli noktaysa Fenerbahçeli Aykut ve Gaziantepsporlu Elvir Boliç arasındaki gol krallığı yarışmasıydı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe ilk dakikalarda zaman zaman pozisyon bulmasına rağmen gol atmakta güçlük çekti. Buna karşılık konuk Gaziantepsporsa geliştirdiği ani kontrataklarla rakip kalede gol aradı. Ancak ilk yarı her iki takıma da gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 golsüz tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da sürekli gol arayan taraf Fenerbahçe'ydi. Zaman zaman Aykut ve Aygün'le girdiği gol pozisyonlarında kaleci Metin gole izin vermedi. Karşılaşmanın sonlarına doğru Fenerbahçe atakları Gaziantepspor kalesinde tehlikeli olmaya başladı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Feyyaz'ın sağdan gelen ortasında topla buluşan Oğuz Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı. Bu golden bir dakika sonra bu kez Aygün ceza sahasından attığı sert şut direkten döndü. Topu önde bulan Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı ve Fenerbahçe 12 dakikada atılan bu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.